Merhaba, kanalıma ve balkonuma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Mart'ın son günleri, bahar kendini yavaş yavaş İç Anadolu bölgesinde de hissettiriyor. Bu sene zaten mevsimlere göre oldukça İç Anadolu ılıman geçti diyebilirim. Bu da bitkilerin tabii ki yeniden uyanması demek. Benim balkonumda da bitkilerim, sukulentlerim, kaktüslerim gayet kışın tadını çıkararak keyifle kendilerinde istedikleri serinliklerde güneş ışıklarında alarak tam büyümelerine devam ettiler, gelişmelerine devam ettiler. Evet arkadaşlar, bakın geçen sene bakımını yapmış olduğum şu tütüvansımın variegate olanı, bakın alttan da iki tane minik yavrusu var. Özellikle bugün size yeni gelişen bebek sukulentlerimden bahsetmek istiyorum. Bu onlardan bir tanesi. Aslında anne rozet çok gelişmişti, çok güzeldi. Ben bir İstanbul'a gittim, geldim, baktım. Balkonumdan içeride en kenara almıştım bunu garanti olsun diye. Sanırım karga gelmiş, bunu güzelce tırtıklamış ve birçok yaprakları yerlerde geziyordu. Allah'tan tamamen kırıp dağıtmamış. O yaprakları da aldım. Buraya saksımın bir ucuna o anda koymuştum, bıraktım. Bakın hepsinde bir canlılık, yeniden doğuş görüyorsunuz. Hepsi bebek sukulentler olarak dünyaya geldiler. Evet, bunları şaşırtma yöntemiyle daha sonra yeni topraklarını alacağım. Şaşırtma yöntemiyle alındığı takdirde daha hızlı büyüdüklerini sukulent bakanlar biliyorlardır. Çünkü yeni bir toprak, hava, nem farklılığı onları şaşırtıyor ya da uyuyan uykularından uyandırmasına sebep oluyor. Onları biraz büyümeye teşvik ediyoruz. Bunlar da bakın yeni yavrular çıkartmaya başladılar. Artık bahar en çok sevdikleri büyüme gelişme dönemleri. Bir yandan da arkadaşlar, Bangkoklularım, bakın anneleri ölmüştü. 3-4 tane yavruları vardı. Dal atarak büyüyorlar biliyorsunuz Bangkoklular. Bu da pembe aşkın gözyaşı. Çok boy uzamıştı. Ben bunu parçalara ayırdım. Ve uzadım daha doğrusu. Şu kök, kendi kökü çürüdü. Ayrıca böldüğüm parçalardan, ama diğer gövdedekiler bakın kendi aralarında da bölünerekten şu şekilde dallara, dallar oluşturaraktan. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Yani şöyle şimdi fark ettim. Bakın kök gövde kurumuş. Son yukarıda biraz canlılık kalmış. Oradan yaşamaya devam ediyor. Kopartıp direkt toprağa temas ettirmek lazım. Evet, burada da kivi. Arkadaşlar kiviler bakın oldukça havai kök yapmış. Havai kök yapmasının iki sebebi var. Birisi kökte sorun varsa yeni yaşam yerlerinden, gövdeden kök vererek hayatına devam etmek istiyor. Yani kök, kendi kökünü biz müdahale etmesek de o bir şekilde iptal edip gövdeden yeni kökler çıkartarak yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Ya da havadaki nem topraktaki nemden fazla ise oldukça dallarda bu şekilde, yani eğer bu kadar çok havai kökler var ise demek oluyor ki havadaki nem topraktaki nemden daha fazladır. Yani havadan beslenmeye çalışıyor. Yani bu da bazı sukulentlerin huyları. Ne yaparsak yapalım, onları havai köklerden alıkoyamıyoruz. Yani bir şekilde kendilerinin nem ihtiyaçlarını dengelemiş oluyorlar sanırım. Yani onu alıp toprağa koysak bile dallanmaya başladıkça tekrardan böyle salkım saçak kökler oluşturmaya devam ediyor. Evet. Neredeyse 11 ay açan dikenler tacı millim.
her ay çiçek açarak beni mutlu ediyor. Şöyle balkonumun genel hallerini size göstermek istiyorum. Bu ara çok ilgilenemedim. Başka işlerin yoğunlukları arttı. Çocuklar gelip gidiyorlar haliyle. Ramazan telaşı başladı. 3 aylar derken deprem maalesef hala hep üzerimizde, onun hazin sonuçları kalacak. Yani bir ay zaten bunlara hiç sadece uzaktan bakabildik. Gözümüzün yaşı durmadı. Sevdiklerimiz uzaklarda, tanımadıklarımız da olsa kardeşlerimiz, hepimizin, onların ciğerleri yandığı zaman hepimiz de insanız. Başkalarının acısını duyabiliyorsanız insansınızdır. Yani gerçekten Allah'ım başka acı keder yaşatmasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzülüyorum. Hepimiz üzüldük. Depremler maalesef hayatımızın, ülkemizin, coğrafyamızın alın yazısı gibi. İşini düzgün yapmayan açgözlü insanlar yüzünden maalesef felaketlerle sonuçlanabiliyor. Allah'ım inşallah bu son olur. Rabbim ülkemize huzur, dirlik, düzenlik versin diliyorum. Hepinizi sağlıkla, sevgiyle kucaklıyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz de mübarek olsun. Allah'ım hayırlara, güzelliklere vesile kılsın inşallah. Hepiniz sevgiyle kalın, selamette kalın. Hoşça kalın.